Şevketçim, öncelikle sana iki tane hediyem var. Sen annenden 6 aylıkken ayrılmıştın. Hı hı. Bu annenin fotoğrafı. Bir aç bakalım. Otur, 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 otur. Tamam, peki. Şevko. Şevko, şöyle. Şey var mı? Bunda kalp sıkışması var hocam. Öyle mi? Daha bazen oluyor. Gel bakalım. Sakin ol. Dadım var. Sakin ol. Tamam. Tamam, tamam. O derin nefes alıyor da. Bir açın, önünü açın. Bir rahatlasın. Bir açılın. Bir rahat. Ay kıyamam sana ya. Biraz daha rahatsın. Tamam. Heyecanlandım. Bu mu anne? Ha? Ver yanına ver anne. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi sakinleşecek. İnsanın annesi yoksa hiç çocuk olamaz demişti. Çok içime kazıldı bu sözü. Kendini bir rahat bırak. Bırak kendini rahat. Bir tanem. Ama kendimizi bu kadar bırakamayız yani. Sen buraya geldiğinde her şeye hazırlıklı olarak geldin, öyle değil mi? Hı? Şevket, sana bir şey söyleyeceğim. Ver abla. Bak, yan stüdyomuzda kimler var biliyor musun? Anneannen var. Deden var. Ve dayın var. Annem nerede? Senin kocaman bir ailen var aslında. Onlar da sana sarılmak için geldiler. Ne yazık ki bir kan davaları varmış. Bir mendil de verin. O yüzden onlar yayına çıkmak istemediler. Yüzlerini göstermek istemediler ama yan stüdyoya geldiler. Seni bekliyorlar. Aslında şimdi sana bir hediyem daha vardı ama vereyim mi bilemedim. Ver abla. Hı? Ay peçete alabilir miyim? Bak. Burada çok kıymet vereceğini düşündüğüm iki hediye getirdiler sana. Bu annenin eşarbı. Bu da annenin saç tokası. Seni onların yanına uğurlayayım mı? Hı? İyi hissediyor musun biraz kendini? İyi hisset, öyle kalk ama. İyiyim abla, iyiyim. Sana bak güzel bir haber daha vereceğim. Senin 14 yaşında bir kardeşin de var. Hadi git anneannenlerin yanına. Hemen de ver. Söyleyemedim. İşte bazen gecikiyor insan birine, birbirine, bir yere. Şevket'e anne tarafı işte fotoğrafını getirdi. Tokasını getirdi. Eşarbını getirdi. Ama ne yazık ki annesi gelemedi. Çünkü 2016 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş. O haberi ben vermek istemedim. Allah. Onlarla kucaklaşsın. Önce onları bir görsün. Annesi daha sonra evlenmiş. Bir erkek kardeşiydi değil mi? Bir erkek kardeşi daha da var 14 yaşında. Yoksa almaz. Ama bu bilgiyi en azından anneannesinden, dedesinden ve dayısından öğrenmesi daha doğru diye düşünüyorum.
Bak annesi de kalp krizinden vefat etmiş. Bu çocukta mı kalp problemi var? Yoksa doktora da gidemiyor kimliği yok diye. Bakar mısın? Yani aslında bu kimliksizliğin ne kadar hayati sonuçlara yol açabileceğinin en güzel göstergesi. Yani bir kan davasından bahsediyor. Hala günümüzde bu kan davası sürüyor mu onu bilmiyorum. Bence sürmemesi lazım. Yani kan davası dediğiniz şey nedir yani? Bir yerden sonra çok büyük bir ilkellik bana göre. Yani hukuk devreye girecek. Ama işte onlar ondan dolayı çıkamadılar yayına. Ama onu da boynunu bükük bırakmamak için geldiler. Şevket'e ne yazık ki bununla ilgili güzel bir haber veremedim. Sizin de başınız sağ olsun. Evet, istemeyerek evlendirdik demiş ailesi, Çiğdem'in ailesi. Kızımızı yıllarca bizimle görüştürmediler demiş Galip Bey. Kızım ellerinden kaçınca kapımıza dayandılar, bizden hesap sordular. Kızımı yıllarca dilendirmişler, zulmetmişler diyorlar sizin için. Çiğdem kaçınca bize gelemedi, ona 4 sene ulaşamadık. Bizim Şevket'ten de haberimiz yoktu, torunumuzdan haberimiz yoktu. Aslında onlar da dün yayında bir torunları olduğunu öğrenmişler. Ve tüm zorluklara rağmen anneanne, dede ve dayı hani tüm bu problemli hallerine rağmen onun boynunu bükük bırakmamak için yayınımıza geldiler. Dün haberleri oldu. Onlar da işte şu anda torunlarını kucaklıyorlar ama çok mu ağlıyorlar şu an? Ben yüzlerini göstermek. Görüyor musun sen orada? Yok, hayır. Haber geliyor. Evet, bazen geç kalmamak lazım evet. Ama bak şimdi çocuğun da kalbim sıkışıyor dedi. Demek ki onun da böyle kalıtsal olarak bir mutlaka, kalp problemi olabilir. Mutlaka bir check-up'tan geçmesi, bir kontrolden geçmesi şart. Madem ailede böyle bir sıkıntı var. Evet, bakalım Şevket ailesiyle görüşsün, sonra duygularını alırız. İşte kendi kendime kendimi tedavi ediyorum dedi. Kolum kırıldı, yumurtayla sardım dedi. Alçı yaptım kendime dedi. Yok domuz gribi oldum, ıhlamur içtim dedi ama işte kalbiyle ilgili bir uzmanına görünmesi lazım. Öyle ıhlamur içilerek düzelecek bir şey değil. Bilmiyoruz ki çocukta ne var. Ona baktırabiliriz ama diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani onun için rica ederiz. Kimliği olmasa da kimlik çıkana kadar mutlaka yapılacak bir şey vardır. Yani İstanbul'dan, evet, İstanbul'dan kalbine baktırmadan göndermeyelim. Daha 18 yaşında çok küçük. Annede de böyle bir vefat nedeni bu olduğu için ben çok endişelendim açıkçası tıp. Yani. Onu bir baktıralım, baktırmadan göndermeyelim. Ah, ben bu kadar etkileneceğini düşünmemiştim. Ya abla, siz hakkınızı kullanabilirim. Şimdi dilendirme dedin ya, şu yaşta ben zaten sattığımız memnun. Hep çalışıyorum, kurban olayım etmeyen bu zaman. Ben dilendirmek nedir bilmem. Vallahi ne bileyim işte, eski dönürlerinizin söylediğini onlar söylüyorum. Onlar karton toplamaya başka direnmek zannediyorlar. Yani hani ona bir şey söyleyemem başka ben de. Başka hiçbir şey diyemem. Senin de başın sağ olsun yani torununun annesi yani. Siz, ben de tahmin etmezdim açıkçası. Gencecik kadın yani ama işte. Çok genç. Neyle karşılaşacağımız belli değil. Sen hatırlıyor musun Fatma? Hatırlıyorum. Hı? Kaç yaşındaydın gittiğinde? Dilendirme bizim kitabımızda yazmamış. İyiydi yani hocam. Hı? Ben razıydım ondan. Hepimiz razıydık. Çiğdem çok iyi bir insandı. Seviyordunuz. Evet. Hani o da bizim durumumuza katlanamadı aslında biliyor musun? Çekilmez bir hayat bizimki. Dilendirmeye konuşalım. Gerçekten çekilmez yani bir hayat abla, bizimki. Başımıza ne geldiyse. Şevket'in de ölmesi. Hepsi yokluktan. Yokluktan yani gerçekten topladığımız çekilmez. Karton dilencilik sayılıyor. Çekilmek sattığımız mendil dilencilik sayılıyor. Her şey dilencilik sayılıyor. Yani şuradan şu çöpü alsan, götürüp satsan dilencilik sayılıyor. Bizim hayatımız gerçekten çekilmez bir hayat. Şimdi bütün Türkiye'yi izliyorsun sen ablam. Her yere kolun yetiyor. Kamera kayıtlarını bir izle bakayım. Bir dilendiğimiz bir yere bir şeyliğimiz var hayır, mı? Fatma güzel anlatıyor işte yani. Melek mümkün de anlatıyor. Değil yani abi. Biz orada mendil de satsak dilenci konumundayız. Evet, karton da toplasa hırsız konumundayız diyor. Evet, hocam, ama ben de şunu söyleyeyim. Eğer biz toplum olarak herkese eşit derecede eğitim hakkı sunmazsak, herkese eşit derecede iş imkanı sunmazsak, sonra da o insanların
hayatlarını geçirebilmek için yaptıklarını küçümseyemeyiz. Burun kıvıramayız. Ya da görmezden gelip böyle başımızı çevirip yürüyemeyiz. Vicdanlı insanlar öyle yapmazlar. Sonuçta bu ülkenin vatandaşı olan herkesin eğitim hakkı da var, iş bulma hakkı da var. Fakat hayatımda en nefret ettiğim şey insanların aidiyetleriyle ilgili eleştirilmeleri. Yani benim nerede doğduğumu ben seçmedim. Bu benim seçimim değildi. Ülkenin neresinde doğduğumla ilgili benim herhangi bir dahlim var mı? Kişisel olarak yok. Annem babam neredeyse, onun da annesi babası neredeyse. Orada doğmuş. Benim dinimle ilgili, evet belki hani bir süre sonra yani o değişilebilir belki ama yani hani orada çok da olağan değil. Ama o da benimle alakalı bir durum değil. Yani o yüzden insanların aidiyetleriyle ilgili şu roman, şu bilmem ne. Abicim bilemiyoruz yani. Öyle doğmuşuz. Biz de onlara yani ben yaradanı severim yaradandan ötürü. Ya ve bunun kavgasını yapmak kadar hayatta bir saçmalık yok bence. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Etlik patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla 3 yıl birden cezaevine gönderildi.